Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli, harika gözlemeler yapacağız. Ispanaklı, kıymalı ve otlu. Şöyle içini de gösterelim. İncecik oldu. Çok güzel. Şimdi tarifine geçelim. Evet, bir kaba. Bir paket mayayı koyalım. Yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı su ekleyelim. Şöyle karıştıralım. Oda sıcaklığında bir 5 dakika bekletelim. Derin bir kaba tuz koyalım. Bir tatlı kaşığı, bir yumurtayı kıralım. Ve karıştırdığımız mayayı ilave edelim. Evet, 3-4 kaşık zeytinyağı ilave edelim. Biraz da yarım su bardağı su ilave ettikten sonra un ilave edelim. 4-5 bardak. Arkadaşlar, ben malzeme miktarlarını açıklama bölümüne yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Evet, şimdi yoğurmaya başlayalım. Böyle biraz sert bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Evet, güzelce yoğuralım hamurumuzu. Yoğurduktan sonra bir yarım saat, 45 dakika ağzı örtük bir şekilde, üzeri örtük bir şekilde bekleyelim arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. İyice yoğurduktan sonra o beklerken biz içine koyacağımız malzemeleri ayarlayalım. Evet. Bekledik. Hamurumuz güzel kıvamını aldı. Biraz kabardı. Bu şekilde küçük parçalara ayırlayıp böyle içine yuvarlıyoruz. Hamurlarımızı bezeler haline getiriyoruz. Ve bir kabın içine alıyoruz hamurlarımızı. Kurumasın diye üzerini örtebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi açmaya başlıyoruz. Evet. Çift çift de açabilirsiniz. Tek tek de açabilirsiniz. Biz servis tabağından biraz büyükçe yaptık. Siz istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bu şekilde hamurlarımızın hepsini tek tek açıyoruz. Evet. Bu şekilde katlayıp önce unlayıp bu şekilde katlayıp bir yerde biriktiriyoruz. Evet. Yaklaşık 16-17 tane bezemiz var. Bunları bu şekilde karışık şekilde. Birazını kıymalı patates yapacağız. Birazını. Bir zamanlar yani geçen videolarımda böyle yabani ot toplamıştım. Bunun adı civcivlik. Buzdolabına koymuştum. Size de söylemiştim. Yaparken size göstereceğim diye. Bugün böreğin içine koyacağım arkadaşlar. Öncelikle temizlemiştim bunu ben. Şimdi ince ince doğruyorum. Doğradıktan sonra biraz soğan doğruyorum. Evet. Doğradığım civcivlik otunun üstüne soğanları elimle ezip iyice ilave ediyorum. Biraz karabiber. Biraz tuz atıyorum. Evet. Biraz da zeytinyağı koyuyorum. 2-3 kaşık. Sonra bunu güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. İyice karıştırıyorum. Evet. Bir köşeye koyuyorum bunu. Sonra bunun suyunu da sıkacağım biraz. Fazla suyunu. Hamuru şey yapmasın, cıvıtmasın diye. Koydum bir köşeye. Şimdi ıspanaklı yaptım aynısını. Soğan, karabiber, biraz yağ, tuz koyup ıspanağı iyice böyle elimle ovalıyorum. Evet, iyice ovalıyorum, öldürüyorum. Güzelce ıspanağı solduruyorum. Ve ıspanağı da sıkıp iç hazırlayacağım. Bunları kavurmuyorum arkadaşlar. Bunları bu şekilde çiğ hazırlıyorum. İçine soğan, karabiber ve yağ ilave ediyorum. Biraz da tuz. Bu şekilde sıkıyorum iyice suyunu ovaladıktan sonra. Evet. Bu şekilde sıkıp şimdi civcivlik otunu, yani kuş otu da diyorlardı buna. Daha önceki videomda
göstermiştim size, toplamıştım, yapacağımı da söylemiştim. İşte civcivlik otunu da sıkıyorum elimle. Buna da soğan, karabiber, tuz, yağ eklemiştim. Evet, bu civcivlik otu arkadaşlar hazır. Bu da kıymayı soğanla kavurduk, içine patates rendeledik. Biraz karabiber, biraz tuz attık. Bu şekilde iç hazırladık. Bu da çok güzel oldu. Bir kısmını da bununla yapacağız, gözlemeleri. Evet, harika oldu. Şimdi öncelikle kıymalıyı yapıyorum. Göstereceğim size bir iki tane. Eşit miktarda yarısına malzemeyi seriyorum. Böyle kapatıyoruz arkadaşlar, iyice arkasını da kapatıyoruz ve şöyle kaldırıyoruz. Evet, malzemeyi yarısına seriyoruz. Eşit miktarda. Evet, kapatıyoruz. İyice bastırıyoruz. Şimdi ıspanaklıyı yapacağım. Ispanaklıyı da biliyorsunuz hazırlamıştım, suyunu sıkmıştım güzelce. Evet, ıspanaklıyı da yarısına koydum bolca. Evet, bu şekilde. Suyunu iyice sıkalım arkadaşlar olduktan sonra. Yani hamuru ıslatmasın diye. Evet, bu şekilde. Şimdi kuş otunu, yani topladığım, dışarıdan topladığım yabani otu, kuş otu, civcivlik otu. Bunu da suyunu iyice sıkmıştım hazırladıktan sonra. Evet, bunu da eşit miktarda yayıyorum. Şimdi 5-6 tanesini bundan yaptım. 6 tanesini kıymalı, 6 tanesini de ıspanaklı yaptım arkadaşlar. Bütün ev halkı doya doya yesin diye. Evet, bir tane daha gösterelim şöyle. Siz istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz içine. Peynirli de yapabilirsiniz. Yani değişik aklınıza geliyorsa başka malzemeler de ilave edebilirsiniz içine. Evet arkadaşlar, şimdi hepsini bitirdim. Bitirdikten sonra kızartmaya geçiyorum. Bir tane düz tavanız varsa daha iyi olur. Birazcık dibini yağlıyorum. Fırçayla yağ sürüyorum, çok hafif. Üzerine gözlemeleri koyuyorum. Gözlemelerin üzerini de biraz yağlıyorum. Sıvı yağ kullanıyorum arkadaşlar. Fırçayla hafifçe sürüyorum. Evet. Çevirdikten sonra da sürebilirsiniz. Evet, böyle çevire çevire pişiriyorum iki tarafını da. Çok güzel oldu. Evet. Önce kıymalıları pişirdim, sonra ıspanaklı, sonra da otluları pişirdim. Evet arkadaşlar, video çok uzamasın diye ben kısa kesiyorum bazı yerlerini, sıkılmayın diye. Evet, bu şekilde. Hamurumuz da çok ince oldu. İçindeki malzemeler belli oluyor. Evet, kabardı biraz. Harika durdu. Evet, şöyle güzelce hepsini pişirdik arkadaşlar. Şöyle son birkaç tane daha aldım. Onları da pişiriyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, çok güzel oldu, harika oldu. Bu şekilde siz de deneyebilirsiniz. Arkadaşlar, seyrettiğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.